SEC davası sonrası 4.3 milyar dolar ceza alan Binance ve BNB'nin piyasa değerleri düşmeye devam ediyor. Peki bu paralar nereye gidiyor? Bu düşüşten yararlanan ve yatırımların gittiği 7 borsa coin'inden sizler için bir altcoin sepeti hazırladım. Şöyle bu aya sağlam yüzümüzü güldürebilecek bir şekilde girelim diye. Tabi elimizi çabuk tutmak açısından bir an önce videoya geçelim. Haydi. Arkadaşlar yakın dönemlerde bildiğiniz üzere SEC bir dava açmıştı Binance'e ve kazandı da diyebiliriz çünkü 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek ve Binance'in eski CEO'su CZ de görevinden istifa etti. Ona da 175 milyon dolar ödetiyorlar. Böyle olunca Reuters'ta çıkan habere bakın. Yani Binance aldığı parayı yatırımcılardan şimdi başka yerlere, özellikle de borsalara kaptırıyor. Neden? Çünkü insanların güveni de sarsıldı burada. Küçüklü büyüklü bütün yatırımcılardan bahsediyorum. Yine Cointelegraph'ta çıkan bir habere göre Binance 7. ay üst üste değer kaybı yaşamış ve devam da ediyor. Az önce gösterdiğim resimler gibi bunlar bazı borsalara kayıyor. Ama pozitif olarak ayrışan, en çok iyi olarak etkilenen borsalar hangileri? Bunlardan 7 tanesinden şöyle riskimizi yayarak güzel, dengeli bir altcoin sepeti yaptım. Sizlere de vermek istiyorum. Bunu. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi ben araştırmalarımı iyi yaptım. Detaylıca baktım bütün sayfalardan vesaire okumaları, makaleleri ama en basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Direkt grafik üstünde de görebileceksiniz. BNB'nin değer kaybı, bu sağlam değer kaybının olduğu anda, devam da ediyor tabii ama, aynı şekilde ters orantıyla yükselen bazı borsalar var. Bazı borsa coinleri var. Onlardan birincisi, 7 coin'den de birinci olarak düşünebilirsiniz bunu, OKB arkadaşlar. OKEX'in. Şuradaki sert artışı görebiliyorsunuz. Sonrasında Binance'in haberi geldikten sonra bir sonraki artışı daha görebiliyorsunuz. Yani birçok insanın buraya güvendiğini, ben de dahil çünkü OKEX'i çok kullanıyorum, geleceği olduğunu düşünüyorum. Bu büyük, daha güvenilir diğerlerine göre borsalardan bir tanesi, borsa coinlerinden bir tanesi oluyor OKB'de. Bir sonraki borsamız bu sert artışı yapan HTX. HT coinleri var arkadaşlar bunların. Yalnız ters orantıyla artmasına rağmen HTX'te, Poloniex'te, bu Justin Sun'ın kurduğu borsalardan bahsediyorum, geçtiğimiz 1-2 ay içerisinde 3 tane eklenme oldu. Bu eklenmelerin önüne geçtiler ama bunlar büyük rakamlar. 100 milyon dolar vesaireden bahsediyorum. O yüzden OKEX'e nazaran bunu daha riskli buluyorum. Eğer bunu almak istemezseniz KCS coin var. KuCoin'in. Yine daha dengeli bir şekilde artmış. Bunu görebiliyoruz. Bu coin de düşünülebilir sepetinize. Merkezi borsalardan devam etmek gerekirse Gate.io'nun bildiğiniz üzere bütün projeleri topluyor. Kimisi biraz da bir sağlam eleştiri yapıyor. Diyor ki Gate.io işte kriptonun çöplüğüdür. Bütün projeleri alıyorlar ne var ne yok diye. Ama yine de bütün projelerin yatırımcılarından, isimlerinden markalarını birçok yere tanıttılar. Türkiye'de de Gate.io bayağı bir kullanılıyor. Yine diğer borsa coinlerine göre çok sert bir artış yapmasa da daha dengeli bir şekilde yükselerek devam etmiş. Özellikle davanın geldiği BNB coin'in Kasım ayındaki hareketlerinden sonrasına da bakarsınız. O yüzden bunu da attık sepete. Ama bunun yanında listede olmayan ama düşünebileceğiniz iki tane daha söyleyeceğim. Bir tanesi yine gelişmekte olan, büyük borsalar arasına girmeye çalışanlardan bir tanesi MEXC arkadaşlar. Onu düşünebilirsiniz. MX coinleri var. Yine sağlam bir artış yaptı o da. Bir de BGB coin var. Bitget'in. Onu da düşünebilirsiniz. Gate.io yerine bu ikisi de değerlendirilebilir. E tabi bunların yanında bir tane de DEX, yani merkeziyetsiz platform lazım. Kendisini çok salmamış ama BNB haberi geldikten sonra sert bir artış yapmış Uniswap var arkadaşlar. Bu 2021 döneminde bayağı bir rövaçtaydı. Ethereum ağında bildiğiniz üzere. Ama yine birçoğunuzun duyduğu üzere Ethereum artık kazımı yapılmıyor. Onun yerine stakelenebiliyor. Yani ücretleri düştü. Daha fazla insan artık Uniswap'ı kullanmaya başlıyor. Ve BNB'den çıkan bir miktar rakamda buralara da uğrayabilir ki öyle de olmuş gibi görünüyor grafiğe baktığımız zaman. Sonrasında devam ettiğimizde daha 2 gün önce bir tane video yaptım. Ön satış videosu. Fexobit borsası. Türkiye'nin borsasıydı arkadaşlar. Hepsini çok detaylı açıkladım. Ben 600 dolarlık alım yaptım. Yani teklif verdim. Umarım o kadar alabileceğim. Bu da bir seçenek olabilir. Ön satış olarak düşünün bu da. Yani başta ne dedim? Riski dengeleyeceğiz dedim. Ona göre daha ön satışı yeni olanlar da düşünülebilir. Bu da bir borsa çünkü. Şimdi bunların birçoğunu zaten biliyorsunuz. Büyük borsalar ve onların coinleri grafiklere baktığımız zaman BNB'ye ters orantıda hareket etmişler. Yani paraların birçoğu buralara dağılmış ve gelmeye de devam ediyor. Ama genel olarak baktığınız zaman birçok yeni token'ın öyle 10x'ler 100x'ler yapabilme ihtimali varken bu söylediklerimin çok fazla olmayabilir. Neden? Zaten yıllardır açık olan
bilinen borsalardan, coinleri zaten olanlardan bahsediyoruz. Paxlovid haricinde diyorum, ön satış olduğu için. Bir de biraz daha dengeleyebilmek, riski bir tık daha arttırabilmek açısından ayrı bir platform vardı uzun süredir takip ettiğim. Bu da bir DEX borsası, merkeziyetsiz borsa. Ön satışını daha 2 gün önce açtılar ve ön satış sonrası da içinde olan birinden öğrendiğime göre 24 saatlik hacmi 200 milyon doların üzerinde olan CoinStore borsasına girmek için de anlaşmışlar. Ben de söylediğim gibi biraz daha dengeleyebilmek için bir deneyeyim dedim. Şimdi birçoğunuz diğerlerini detaylı biliyorsunuz, hani bilinen borsalar olduğu için. Ama bu daha yeni sayılabileceği için bir tık daha açıklayayım sizlere. En azından kafanızda bir yer edinsin. Almak isterseniz, eklemek isterseniz bunu da kullanabilirsiniz o 7 altcoin'in içerisinde. Arkadaşlar bu Arcane DEX diye geçiyor. Dediğim gibi bir DEX platformu ama birçok şeyi bünyesinde barındıracakmış. Beğendiğim yanı şu. Bu bir borsa. Merkeziyetsiz de olsa. Yani bir para girişi ve çıkışı, bir trade olacak, bir swap olacak. Yani burada bir takas olacak. O yüzden kendi tokenlarını kullandırabilecekler. ARB token diye geçiyor. Uniswap'ta neredeyse 1 dolarlarla başlayıp 44 dolarları falan buldu. Yani aradaki büyümeyi siz düşünün. Yani portföyde bir token riskli, diğeri ön satış biraz daha az, diğer bilinen borsalar çok daha az riskli olarak dağıttığımız zaman hem kaybetme riskini düşürmüş hem de kazanma şansını arttırmış oluyoruz yani. Bu platform yeni yeni popüler olmaya başlayan, büyüyen Arbitrum platformu üzerinde. Burada DeFi kullanabiliyorsunuz. Yani bir yatırım söz konusu. Mesela şu an görebiliyorum USDC'ye, dolara yıllık %5 gibi bir oran veriyorlar. Bu fena değil. 24 saatlikte 300 bin dolar hacmi var. Yani ekonominin dönmesini buradan bahsediyorum. Küçük küçük başlayıp gerçekten bir iş yapabilecek hale gelmeleri. Şu an mesela bu havuzda 2.40 milyon dolar son 90 gün içerisinde bir yatırım almış. Hani bir paranın olduğunu, bir işlem olduğunu görebiliyorsunuz. Şaka tokenlarından bazen bahsediyoruz ama topluluk olmadığı zaman bir işe yaramıyorlar ya. Burada zaten bir işlem oluyor. Bir platform var, arkada bir iş dönüyor. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Onun dışında birçok DEX'te olduğu gibi swap yapabiliyorsunuz. Farklı coinleri burada takas edebiliyorsunuz yani. Beğendiğim özelliklerinden bir tanesi şu. Portfolyoya girdiğiniz zaman bakın Telegram botları var. Oluşturmuşlar. Ve bunları şu an ücretsiz yapıyorlar. Daha fazla insan çekebilmek için tahminen. Daha fazla insan demek, daha fazla yatırım demek, daha fazla coin'in alınması demek. Belki ilkler olarak bir şansımız olabilir. Hani değer olarak daha fazla kazanmak açısından söylüyorum. Telegram botları var arkadaşlar. Telegram botunu bağladığınız zaman, şu an üstünde çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Bağladığınız zaman sizlere istediğiniz coin'le alakalı mesajlar verecek. Yani mesela şu an diyelim ki umuyoruz tabii. Bu aya girdik. Siz trade yapmaya başladınız. Daha fazla kazanç elde etmeye başladınız. Belli bir coin'e kilitlendiniz. Buradan şu kadar alınmış, şu kadar satılmış, bu kadar balinalar, büyük yatırımcılar girmiş, çıkmış vesaire. Bunların bilgilerini anında Telegram botu üzerinden size atıyor. Ve siz bunları kontrol edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Daha fazla insanı çekebilecek bir özellik diyebilirim. Ha bir de yine her yerde olmayan, ücretsiz olarak şu hizmeti de veriyorlar. Bakın ne kadar long, ne kadar short var vesaire. Şu anki marketin durumu, piyasanın durumu nedir? Arbitrum ağında özellikle bunu da burada yapıyorsanız gösteriyorlar. Kim ne kadar yapmış? Mesela burada ekstra ekstra shortlar varsa ona göre düşünüp ona göre açabilirsiniz. Total marketin ne kadar kar elde etmişler onu da gösteriyor. Mesela 2 milyon dolar neredeyse burada bir kar söz konusu. En büyükleri bakın Ethereum'da ve BTC'de ne kadar long açılmış vesaire. Bunların hepsini gösteriyor. Yine yatırımcı çekebilmeye yönelik ücretsiz olarak tuttukları bir hizmet. Zaten bu tarz sebeplerle dikkatimi çekti. Bir 100 dolarlık aldım. Sebebi şu, ön satıştalar daha. Yani daha kendilerini tam %100 kanıtlamış diyemem. Ön satışta oldukları için ona göre zaten alım yapıyorum. Sonradan o 7 coin'lik altcoin sepetine daha fazla olarak ekleyebilirim. Bir de söylemiştim o CoinStore'a giriyorlar 200 milyon dolardan daha fazla hacmi olan 24 saatte. O da bir ekstra olabilir bunun üzerine. Ama riskinizi fazla tutmak istemezsiniz. O 7 coin'den 6'sını yaparsınız ya da diğer borsaları eklemek isterseniz o zaman ona göre karar verirsiniz. Burada girebilmek için ön satışına participate kısmına gittim ben. Burada MetaMask ile yapıyorsunuz. Sağ üstte bir connect kısmı var zaten. Bağlayabilirsiniz. Sizi Arbitrum'a atıyor ama yine burada da Ethereum ya da BSC ağında şimdilik alabiliyorsunuz. Sonradan Arbitrum'a geçirmeniz gerekecek ön satış bittikten sonra. Ethereum, USDT ya da USDC kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki USDT'yi seçtik. Mesela 100 tane alacağız. Şu an 100 tane ARK veriyor arkadaşlar bizlere. Bu şekilde ben 100 tane ARK aldım zaten. Şayet isterseniz diye ben linkini aşağı koyuyorum. Oradan da alabilirsiniz. Ha şunun da linkini veririm. Bir de airdropları var. Daha yeni başlıyorlar. Bakın 1000 dolarlık ARB vereceklermiş 10 tane kazanan için. Kolay birkaç tane şey var. Bunun linkini de vereyim. Kaçırmayın. Belki buradan da kazanırsınız. Çünkü daha yeni başladığı için daha az kişi biliyor buraları. Kazanma şansınız artıyor böyle olunca. Evet arkadaşlar süper. Böyle bir altcoin sepeti belki yüzünüzü bu boğa koşusunda güldürebilir. Çünkü güzel, gayet dengeli. Riski ona göre, kazanç oranı ona göre bir şey yapmaya çalıştım sizler için. Kendim de zaten aldım bunlardan parçalı bütçeme göre. O yüzden çoğunlukla bu Binance'ın paraları nerelere gidiyor ya da nereye gidebilecek gelecekte de bunu göstermeye çalıştım sizlere. Umarım yararlı olacaktır. Umarım BTC'nin bugünlerdeki
hareketleri altcoin'lere de yarayacak ve artık çok uzun süredir beklediğimiz yükseliş gelecek. Buradan güzel rakamlar kazanabileceğiz hep birlikte. Tabii onun dışında bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bu tarz hızlı bilgileri paylaşabildiğim, grafiklere bakabildiğim, kriptolarla alakalı konuşabildiğim, online para kazanma yöntemlerini anlatabildiğim Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağıda veriyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.